Koskoca bir terziyar günlerine çay tepsisi veren hayat sizlere neler yaptı? Neyi alkışladın sen şimdi? Sunucumu alkışladım ya. Canımsın, bu adamın bu inanılmaz ener... Hayır, bazen alkışlanacak yerde alkışlamıyorsun da o yüzden diyorum. Bir sarılasım geldi sana. Sonra sarıl. Canımsın, arada enerji tazeliyor. Nasıl buldun? Hadi patlat bir dedikoduyu. Güzeldi ama beni mi nasıl buldular bilmiyorum. Bence balıktan sonra çok hafif bir tatlı olması gerekirdi. Kalbura bastı, biraz ağır olmuş. Esra niye kalbura bastı seçti peşini? Öyle şerbetli bir şey olsun diye. Normalde helva yapılıyor ya da farklı şeyler yapılıyor ama... O daha basit olacak diye düşünmedim. Ha, basitlikten yana. Sen şekerpare ve şeyleri çok sevdiğin için şerbetli tatlıları o yüzden yapmak isterim. Harikasın. Doğruyu söyleyeyim. Ama benim en sevmediğim tatlı kalbura bastı bu arada. Hiç sevmiyorum. Şekerpareyle kalbura bastıyı nasıl aynı kefeye koyabilirsin? Tamam. Geçen sefer ne yapmıştın? Şekerpareyi de inat ettim zaten o yüzden. Ha, İçinde birazcık şey kalmıştı. Ben de inat ettim. Geçen sefer bana minnoş bu çok bir şey yapamaz. Sadece gezer tozar dediler ama birinciliği aldım. Yine inşallah öyle zannederler. Çünkü yine tekrar alacağım. Hanımefendi şov yapacak, ben sana söyleyeyim. Ve yemekten anlayan kişi benim menüme evet güzel der Kadir'cim. Bunu da unutma. Şef zaten sesini çıkartmadı. Ya. O konuşmuyor, onu kasket konuşuyor. Bihter Hanım menüsünü o kadar iddialı bulmadım. Normal ev yemeği. Ben boş konuşmaya gelmedim. Yemeklerim konuşacak. Herkes görecek. Yemek konusunda iyiyim diyorsun. Evet. Temizlikten iyiyim. Yemekten anlayan yorumlar diyorsun. Temizliğini merak ediyorum. Evet. Seve seve. Nereden başlıyoruz? Süpürüyorum sanırım. Açın efendim süpürgemizi. Yalnız dikkat et, çok okun. Bihter üstün körü yapar ya. Öyle görünen yerleri yapar da öyle dik köşe kanepe koltuk çekebileceğini zannetmiyorum. Estetisyenlik yapıp da kendini Apakura'ya maskarasına çevirmeyen bir seni gördüm. Ya. Genelde estetisyen işi yapanların hepsi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Hiçbir şey yok. İhtiyacınız yok. Ya mutluyum kendimle, öyle söyleyeyim. Senin yüzün güzel olduğuna gerek kösün huyun kötü. Ya çok konuşuyorsun, ya çok şikayetçisin ya da doyumsuzsun. Hangisi? Sorsanıza. Gerçekten sorun. Mutfakta arayacağım kızım. Tamam. Ne olur arayın. Eşinizin bana kötü huyunu söyleyin. Bihter çok hanımefendi, evet ben de beğendim. Fiziği olsun, görüntüsü olsun, göze hitap ediyor. Yani öyle bir kadın olmayı isterdim. Hep tombul geldik, tombul gideceğiz. İstanbul'a taşınmayı düşünmüyor musunuz? İstanbul... Bilmiyorum. İstanbul'a gelmeye gelemedi. Senin orada dükkanın mı vardı? Yok yok. Yani şu an danışmanlık yapıyorum. Şu an danışmanlık. Eşin ne işle meşguldü? Özel bir şirkette dış ticaret uzmanı. O ilgilenip dışında. İşte ben gideceğim ama Moskova'da. Maddi durumumuz iyi. Beyefendi sürekli dışarıda Kadir. Gidiyor mu sürekli dışarıya? Tabii ben gideceğim, Moskova'ya gidecek. Moskova'ya gidecek. Çok da rahat söylüyor. Herkesin gezeceği yer farklı. Geçen hafta Rusya'daydın. Sans-Petersburg'da. Ben gördüm, görmez miyim? İnanılmaz bir şehir ya. Aynen. İnanılmaz bir yurt dışı seyahatiydi. Evet gördüm. Muhakkak o evine temizlikçi alıyordur. Peki çok iyi, arada gidiyor musun eşinle sen de? Tabii. Aralık'ta Dubai'ye beraber gideceğiz. Aa güzel. Arap ülkelerine beraber gidiyor, Rusya'ya tek başına. Ha, Rusya'ya gelince... Oraya da söyledim. Oraya da çağırdı ama ben gitmek istemiyorum. Merak etmiyorum. Soğuk memleket zaten. Sevmiyorum zaten. Dubai'ye git, alışveriş yaparsın. O yüzden gideceğim zaten. Ben aslında bayağı hareketli, enerjik bir insanım. Hareketli olmayı, canlı olmayı çok çok seviyorum. Yavaş olmayı sevmiyorum. Yavaş insanlardan ve yavaş konuşanları hiç sevmiyorum. Ve yine aynı enerjiyle bugün tamamlayacağız. Yavaşlıktan hoşlanmayan Bihter Hanım, bakalım temizlikte ne kadar hızlı göreceğiz. Bihter Hanım konusunda açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Temizlikte böyle çok detaycı bir insan olduğunu düşünüyorum. Benim izlenimim öyle. Şimdi tak süpürgeyi. Şöyle başlayalım mı koltuğuna? Evet. Yalnız bu ev çok kalabalık. Çok aşırı kalabalık. Boş evi herkes siler süpürür. Marifet böyle evleri temizleyip hamar attığı göstermekte. Bihter'cim yalnız biraz hızlı olmamız lazım. Tabii. Aa cam kırık. Aa, aman 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 benden uzak olsun. Buna ben çarpmadım vallahi. Bihter Hanım genç, hoş bir bayan. Yani görüntüsü gayet temiz, güzel olduğu için temizliği de herhalde yapar. Sadece dediğim gibi bugün çok heyecanlıydı. İnşallah günün o heyecanını yansıtmaz. Kadir silinmek üzere lekeli bir sandalye buluyor ve Bihter Hanım'ı göreve çağırıyor. Sabun, bezi de alalım dışses. Süngerle mi sizi kadın koltuğu? Deterjan da vereyim mi? İster misin Bihter'cim? Sabunla deneyeceğim önce. Ama bir sabun, o çok büyük yalnız. Sen şu bezi al eline. Buyur, haydi bakalım Bihter. Eline bezi alan Bihter Hanım sandalyedeki lekeye girişiyor. Neden duru bez Bihter'cim? İlk önce ıslatacağım çünkü. Islatmak için. Hanımefendi işi biliyor. Bazı döşemeciler bunların altlarına tuhaf tuhaf parça kumaşlar döşüyorlar saçma sapan. Ve koltuğu yıkadığımızda ya da sildiğimizde alttan onun boyası çıkıyor. Çıkar Kadir'cim. Benim bir tane koltuğuma kırmızı döşemişler. Koltuğu bir yıkadık, her yeri kırmızı kırmızı benek oldu. Kadir'cim dış görünümüne bakıp 3 kuruşa spotçudan alırsan öyle olur. Spotçudan almadım ama aldığım yerden cidden memnun kalmadım zaten. Allah kahretsin. Ama bizim mahallede bir mobilyacı İlyas abi vardı. Yani hala
şeyler yaşıyor da Allah uzun ömür ver. Adamdan bir koltuk almışım 2,5 milyara 2014 senesinde. Ben kullandım. Benden anneanneme gitti. Anneannem kullandı. Anneannem de Nayda ablaya gitti. Şimdi Nayda abla kullanıyor. Yok böyle bir koltuk takımı. Yemin ederim sana ah mühkem üstünde bak 3 tane çocuk büyüyor. Hala da bana mısın demedi. Sesin güzel mi kız? Hayır hiç değil. Ucundan bir tıngırdat gel hoşumuza gider. Ama değil ya. Kızılcıklar oldum, senelere doldum hey. Gönderdiğim çoraplara yana oldum mendili elime. Mendili verdim geline. Evet efendim haftanın ilk gününde Bihter Hanım'ın güler yüzü, muhteşem enerjisi. Elinin pratikliğiyle ilerliyoruz. Kısacası keyfimizde, neşemizde yerinde. Leke de inşallah çıkıyordur bu arada. Bugün ilk baktığımda rakiplerime genel olarak enerjileri iyiydi. Yani öyle çok kötü enerji aldığım biri yoktu. Güler yüzlüydü hepsi. Ahmet Bey birazcık sessizdi. Çok konuşmayan biriydi. İnşallah bu hafta böyle çok sorun yaşamadan sadece yemek konuşarak güzel bir hafta geçireceğiz. Bihter'cim seni alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet Bihter Tatlıbez çık dışarıya. Abi bu taşır değil mi? Ben çıktım az önce. Bizim bir akrabamız mutfak dolapçı. Şey adam diyor ki bazı evlere gidince diyor benim midem kalkıyor. Örümcek ağı var Kadir. Bakayım hanımefendi. Örümcek ağı sana bir şey değil mi? Bu evlerdeki en masum şey. Örümcek ağına kadar neler var? Enerjik yarışmacımız Bihter Hanım mutfak dolabının üzerini terlemeye devam ediyor. İlk gün olduğu için biraz stresli olacak gibime geliyor. İlk gün ilk gün diye de onun arkasına sığınacak. Böyle gibi geliyor bana Bihter. Bu ne kız? Ne bileyim ben? Onunla şahane hamur açıyorum ben Kadir'cim. Kadir bak bir yerimize gelecek bırak onu. Topluca bütün mahalleye baklava açıyor. Bak böldüm 3 tepsi baklava çıkar zaten bundan. Koy yün çubuğu yapıyorlar herhalde bunu. Bihter Hanım sakin gözüküyor olabilir ama bence içten içe bir panikleyebilir. Bir de ilk günün heyecanı var tabii hak veriyorum. Yetiştirirse mutlu olur, yetiştiremezse bilemiyorum. Bihter bizden sonra hayatında garip tuhaf olaylar oldu mu hiç? Beni hala bayağı tanıyan teyzeler falan oluyor canlarım benim. Bihter bankla. Öyle. Erkek kardeşin ne yapıyor? Erkek kardeşim annemle beraber. Ha annenle beraber. Bezini yıkadım bu arada verebilirim. Tamam hemen alacağım da şurayı bir çıkartmam gerekiyor. Adım adım gidiyorum. Önce kazanmaya odaklıyım. Kazandıktan sonra da ne yapacağıma bakacağım. Ay! Yok bu illa şovunu yapacak. Kaydı çıldırtma beni. Ver Bihter. Yapılacak şov programda durmuyor. Düşecek Kadir sandalyeye de durmaz. Ellerine sağlık. Hadi iyi yoruldun. Ellerine sağlık. Bihter Hanım'ı alkışlarla atlarsın diye düşünüyorum. Tutun beni. Hoplama pakize otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hoplama pakize otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Efendim Bihter Hanım harika enerjisiyle temizliği tamamladı. Bakalım temizlikler kaç puan alacak? Geçen sefer 4 puan almıştı. Bu sefer yerinde mi sayacak? Daha mı düşecek yoksa yukarı mı çıkacak? 3 mü 4 mü 5 mi? Haydi bakalım. Bakışları? Bakışları fena. Somon pişireceğiz. Karides koyacağız ara sıcağı. Pazartesi leş gibi kokacağız ya. Somon o kadar kötü kokmuyor ama. Hayır. Allah'tan ki evde balık pişirmiyor. Yemeklerini güzel süsleyecektir. Ama onlara lezzet katabileceğini düşünmüyorum. Tabaklar derli toplu güzel gelecek. Ama biz lezzetine de bakacağız. Bihter gibi kendinize güveniyorsanız, yarışmaya doymuyorsanız evet. Ekranlardaki numaralardan ya da sosyal medya adreslerimizden başvurun. Bakın yarışmamız o kadar güzel ki tadı damağında çıkın, kalmış. Çıkın gelin. 2 sene sonra çıkmış gene gelmiş. Haydi buyur. Haydi bakalım. Merhabalar efendim. Evet haydi bakalım. Arkanıza yaslanın demeyeceğim çünkü kalkın oturduğunuz yerden. Hemen süpürgeyi kovayı alıyorsunuz. Güzelce camları da açıyorsunuz. Ayşegül Hanım öyle bir temizlik yapacak ki. Bugün canım hiç iş istemiyor diyenler bile Allah Allah böyle bir kendine gelecekler. Pardon. Sorunumuz var. Ne oldu? Temizlikte de kendime çok güveniyorum. Eminim ki Kadir Bey de çok beğenecek. Ben bir kere çalışan bir bayan olduğum için her şeyin planlı ve hızlı olmam gerekiyor. O yüzden de hem süre açısından hem de yaptığım iş açısından çok iyi olacağım. Kadir Bey de eminim çok beğenecek. Şimdi ben geçen gün yarıştım gittim ya buradan. Evet.
Eşim seyretti, size selam söyledi. Aleyküm selam. Ama gülmeyin, bana da çok kızdı. Niye? Şimdi eşim sanıyormuş ki aslında temizlik yapmıyoruz. O öyle göstermelik bir şey sanıyormuş. Sonra benim gerçekten temizlik yaptığımı öğrenince, sen oraya dedi milletin evini temizlemeye mi gidiyorsun? Aa! Lütfen dedi Kadir Bey'e selam söyle, senin yerine o temizleyiversin. Peki eşinizin adı neydi? Saim. Merhabalar efendim, selamlar, sevgiler. Ama biz Ayşegül Hanım'ı gündeliğe çağırmadık zaten. Yarışma formatı gereği hanımefendinin muhteşem el becerisini görmemiz gerekiyor. Şakaydı. Bu bir mülakat. Ha, ben temizlerim ama tabii 75 binden bir 5 bin bana gelir. Sorumlu bir eş olarak eşinizi nereye gönderdiğinizi bir araştırın beyefendi. Tabii ki şakaydı. Asla öyle bir şey söylemez. Sayın Beyciğimi tanırım çünkü evet, ben yapmaz evet. Öyle asla benim asla öyle abim. Bir şey söylemez. Seni ben öyle ufak bir şey yapayım dedim. Bir şey attı, olta attı. Acaba gelmeyiz, işten kaçabilir miyim diye ama yemezdi. Ben 26 senelik evliyim. 30 senedir de eşimle beraberim. Eşimi çok seviyorum. Dünyaya 1000 kere gelsem yine kendi eşimi isterim. Bizim evliliğimizde aslında fedakar olan taraf herhalde benim. Çünkü işte eşimin çoraplarını ben giydiririm, tırnaklarını ben keserim. Çok yorgun gelirse ayaklarını ben yıkarım ve bundan da hiç gocunmuyorum. Sonuçta o benim eşim. Mutluluğumuz için her şeyi yaparım. Yer ödülü ne yaptın? Büyük oğluma vereceğim dedim ya Zor Bey'ime. Robotunu Zor tamamladı, patentini aldı. Bitirdi. Zor Bey'ime verdi. Ya Ayşegül evet. Hanım benden ne istedi biliyor musun? Şöyle, şu herif çekemedi beni. Şöyle dedi ki 3 boyut fotoğrafımı, videomu çek gönder. Benim maketimi mi yapacaksın? Yani sizin yarım şu şekilde büstünüzü makine dokuyarak sizi komple portrenizi oluşturacaktı. Onun baskısı çok uzun sürer ya. Ama olsun oğlum, asardın beni evet, de. Oğlum onun için bekledi. Hatta o gün sürekli sordu. Kadir sana Bey şey gönderdi mi? Kadir Bey gönderdi mi? Kıskandılar demek ki sizi. Eline telefonu verdim. Şu kamerayla program çeken herif şu kadar telefonla beni çekemedi. Olmuyormuş bilmem neymiş. Telefonu değil bence sizi çekemiyorlar. İşte kendi fotoğrafımı versem benim büstümü yapsanız dedim. Makine bozulur. Bana niye bulaşılmayacağını anlar. Tepsimiz neredeydi ablam? Evet. Olmayalım. Hemen önce bir şu ortalığımızı çabuk çabuk toplayalım. Aşırı dağınık. Aşırı beni boğuyor. Her yerde mesela bak şu ne burada? Koltuk orada. Bana değişik geliyor. Mesela kuru yapraklar. Fuzuli. Boğuyor beni bu ev. Ayşegül Hanım benim için dişli bir rakip. Keskin bakışlarıyla, keskin zekasıyla dişli bir rakip. Öyle bir rakip hiç asla tarzım değil. Sevmem. Onunla karşı ulaştığım için de hiç mutlu olmadım. Şu koltuğun örtülerinden kurtulmamız lazım. Bakayım kız kirmir de yokmuş. Gayet de güzel koltuklar. Ayşegül abla şu salonu bir adam akıllı şekle koyalım. Evet hemen ben şunları bırakayım geleyim Kadir Bey. Akel abla. Hemen. Ayşegül Hanım'ın vallahi eli çok becerikli. Tut şunun ucunu dış ses. Temizlik konusunda hiç kimsenin benden daha iyi puan alacağını düşünmüyorum. Verin hemencik. 3 tane kadın menünü meşakkatli buldu. Beğendiler ama Ahmet Bey ne dedi biliyor musun? Sadece dedi profiterol dedi. Sadece profiterol bence uzun buldular. Ahmet Bey yemeklerimin ne olduğunu bile bilmiyor. Nuraniye'yi hiçbiri sanki bilemedi. Ahmet Bey Nuraniye için ne demiş biliyor musunuz? Nuraniye biz düğünlerde veriyoruz. Order tabağında bildiğimiz kabak rendesini kavururuz. Suyuyla birlikte pirinç haşlanır. Birkaç sebze koyarız içine. Biber, maydanoz, sarımsak, yoğurtlanır. Bu kadar fazla da bir şey yok ki. Göreceğiz bakalım hepsini. Nasıl bir şey Nuraniye onu ben de bilmiyorum. Kabak rendeliyorsun, peynirli falan bir şey ya. Patlıcan böreğinde dedi yufka yok dedi. Yufka yok, hamur yok, un yok. Öylesin. Sürpriz. Evet. Aa, öyle cidden. Evet öyle. Aa, ben de öyle sallıyor zannettim. Evet patlıcanlı börek değil bakın patlıcan böreği. Kadir Bey. Yani Kadir Bey sıkıntısın çabuk Kadir Bey. Ne oluyor yani o? Ya da o da işte patlıcanı kesiyorsun arasına bir şeyler itiliyorsun falan. Dış ses hiç karıştırma arasına falan değil. Bugün benim çok zor. Asla kimse basit demesin bakalım sakın. Nasıl yetiştireceğiz. Onu tek zorlayacak şey tatlı. Ayşegül Hanım temizliğe geçmeden önce sehpa örtülerini topluyor. Burası kendini dinleme köşesi. Evdekilere kızıp küstüğümde buraya siniyorum. Peki o pullar Allah ne Kadir Bu işte Bey? Bunlar parıltılı ne? Hayatımı bunlar temsil ediyor. Bunlar böyle oynayacağız mı böyle? Hayır evdeki parıltılı hayatımı temsil ediyor. Hepinizden tiskiniyorum köşesi burası. Kabile gider gibi girdin. Allah göstermesin. Şunu fişini takayım. Bence Ayşegül Hanım temizlikte de başarı sağlar. Mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamışlar benim elime. Oh oh kızılcıklar oludu mu, selelere doludu mu hey. Ayşegül abla. Efendim. Gönderdiğim çoraplar ayağın oldu mu? Olmadı. Mendili eline, mendili verdim geline. Kara kına yollamış benim elime. Oh oh oh. Evet efendim. Siliyoruz. Elimi kedere atıyoruz.
Aynı zamanda da 75 bin TL'ye kazanıyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Haydi gelin. Ena Marat benim kapılarını açtı. Sizi bekliyor. Bir şey söyle. Dün canımı okudu. Bacaklarım mor görüyor musun? Dizlerimi. Ayşegül Hanım temizliği de güzel yapar. Yemeği de güzel yapar. Eminim Kadir'in gözüne girecektir. Çünkü kadının bir birinciliği var. O birincilik Kadir'in puanıyla elde ediliyor. Muhakkak güzel yapardır. Senkronize ve sıkmayla salonun temizliğine devam ediyorlar. Bu kocaman salonun yerleri de sil sil bitmez valla. Hay gayret gençler. Ayşegül Hanım rahat gözüküyor. Ama kesinlikle mutfakta stres olup panik olacağını düşünüyorum. Hanımlar beyler, evet salonumuz mis gibi oldu. Şöyle göster evet. Gavran marifetini. Buyurun bakın, buyurun, tertemiz buyurun. Yaptık. Şu gülüşümü de ekle. Duşakabinin kenarları içi bembeyaz olmuş, kireç bağlamış. Hemen parlatıcımızı sıkacağız, yumuşatacağız. Ardından krem temizleyiciyle telle güzelce ovacağız. Muhteşem bir eğlenceli duşakabin temizliği sizleri bekliyor. Hadi buyurun bakalım, koşalım, koşalım, koşalım. Gülü tüm yollarına, tananana. Gel artık duşakabinime, çık 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 çık. Maşallah, sübhanallah. Gel, kapat ablam. Yani benim eşim olsa sağımcı. Parlatıcıyı şu kısımlara sıkıyoruz. Sen eldivenlerini giy ablam. Şimdi arada duşakabinden çıktınız, duşunuzu aldınız. Bir fısfıs şişesinin içine bulaşık parlatıcısı doldurup arada duşakabinden çıktığınızda sıkın, durulamanızı bile gerektirmiyor. O orada kalsın. Daha sonra su tuttuğunuzda zaten güzelce köpürüyor. Ama benim size tavsiyem arada parlatıcı ile birlikte krem temizleyici sıkıp lütfen bulaşık süngerini yeşil tarafıyla ovun. Ha, onu mu yapayım? Tamam. Bu şeyle de nasıl yapılır? Evet, terliyoruz efendim. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bükü dağlanmış. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bükü dağlanmış. 18 yaşında da Ayşegül Hanım kimlere aldanmış. 18 yaşında da Ayşegül Hanım kimlere aldanmış. Oh oh oh. Efendim Ayşegül Hanım aldanır mı? Asla aldanmaz. Evet. Ya ile kanacak göz var mı? Bakın bakalım. Allah sabır versin size. Sordular mı sana İzmir'e geri dönünce? Evet. Program nasıl, ekip nasıl, neler yaşadın o şu gün? Sordular ama ben hep dedim ki hepsinden Allah razı olsun. Bizi çok iyi ağırladılar, karşıladılar. Abi Kadir Bey, hep seni sordular gerçekten öyle mi diye. Sıcakkanlı mı, güler evet. Yüzlü mü? Ben de dedim ki hiç öyle değil. Ekran arkasında yüzümüze bile bakmıyor dedim. İyi demişsiniz, teşekkürler. Allah kahretmesin seni Ayşegül abla. Tabii ki şakaydı, öyle bir şey der mi? Kadının şakacı halleri. Canım abla. Gerçekten hepinize söylüyorum, bizi çok iyi ağırlıyorlar. Her şeyimizle tek tek ilgileniyorlar. Bizim için çok gönlünüz rahat gelebilirsiniz. Diğer yerler gibi değiller. Ağzınız bal yesin Ayşegül Hanım. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz efendim. Durulayalım, hemen alayım ben. Yapış yapış olduk Kadir Bey. Vallahi bu İstanbul'un nemine bir çözüm bulamadılar. Bir vantilatör de size lazım söyleyeyim. Seyircimiz evin çok geniş mutfağını görmedi. Acayip büyük bir mutfakla yarışacağız. Hadi bir an önce mutfağa geçelim. Ellerimizi yüzlerimizi yıkayalım geçelim. Bir peçete verin de yüzümüzü alalım. Şu halime bakar mısınız? Mahvoldu kadın ya. Temizlik işi bu, yürek ister. Ayşegül Hanım bence o kadar iddialı değil. Menüye çorbası hiç yakışmamış. Artı diğerleri de kolay, sadece bence tatlıda zorlanacağını düşünüyorum. Ne kadar büyük mutfak. Ki ne kadar da tatlı. Ne kadar da tatlı. Mutfağa ne koltuk bile konmuş. Benim böyle mutfağım olsa asla misafirleri salona almam. Burada yedirin için öyle yollarım. Aynen salon öyle. Salon kirlenmesin. Sena Bena inekleri kimse Ayşegül Hanım. Fincanlar evet, duruyor. Misal. Evet şimdi. Şimdi hemen halledeceğiz. Ben karakter olarak aslında zor bir karakterim. Yani kimseden lafımı esirgemem. Arkasından konuşmayı, iş çevirmeyi sevmem. İnsanlar hakkında ne düşünüyorsam yüzüne söylerim. Yarışmada bu evet yadırganabiliyor. Çünkü bazı arkadaşlar bunu yapmıyorlar maalesef. Kendi günlerini oynadıkları için doğruları söylemiyorlar. Buzdolabının arkasını çekeyim mi? Bir arkası nasıl bir görelim. Çek bakalım Kadir'cim, görelim. Hanım ablayla uşağını alın şuradan. Motor touch or lie what you. Anneciğim seni çok seviyorum. Tercüme için teşekkürler. Siz benim tişörtümdeki yazıyı okudunuz mu? Ne demek bu? Hep yani seninle yazıyor. Daha iyi. Hep seninle daha iyi. Daha birlikte, birlikte. Biter yazıyor evet, çikolata. Hayır bak burada birlikte daha iyi. Biter seninle. Ne demek? Şu bak biter. Şurada. Bihter'i Behlül'e soracaksın. O bizi bırakalı Kadir çok oldu. Kadir Bey arkası dolu ama. Kiri nasıl kiri? Yeri tozlu mu? Ha birazcık var. Evet. Ben hemen kolayı verin arkadaşlar. Getireyim. Dolabın kenarında da bir takım sızıntılar var. Lavabodan kaynaklı olmuş olabilir. Ben ne görüyorsam ne hissediyorsam aynen onu dobra dobra söylüyorum. Ne onu niye şimdi öyle indirdin, engel koydun oraya? Marka yazıyor da kapattım. Rampa dışarı çıkartmaya erindin he mi? Getir ablam kovayı. Dışarı çıkartsam da aynı parayı alıyorum. Aynen. Raga raga.
Raga, raga. Getir abla deterjanı. Yüzey temizleyici dök şöyle mor mor. Kadir saçında bir şeyler var. Öbür taraf öbür. Gitti mi? Hah şimdi gitti. Tamam. O kutular kalsın ablam, önünden beri gel. Ama tebrik ederim, hiç kendini övmüyorsun mesela. Evet, hiç övmem. Hiç demiyorsun bu hafta ben parlıyorum. Ama hep parlıyorum zaten. Hep düşünen, hep böyle uzaklara dalan bir insan. Böyle. Evet, bakın dolabımızın arkasını da aldık. Burası da gayet güzel. Dolap da sağlam. Dolap da sağlam. Ya motor temizlerken dolap bozulur mu hiç? Ya doğru bilmiyorsanız kablolar var. Öyle rastgele şalıl şuğul şey yaparsan var. Evet. Dolabı çok sallama, kafana bir şeyler düşecek şimdi. O zaman biz gidelim. Menümüzü tekrar sayalım. Aşçı çorbası. Ne olduğunu bilmiyoruz, sürpriz. Ara sıcakta. Patlıcan böreği, yanında cevizli nuraniye. Ana yemeğim esas bomba burada geliyor. Kendinden hamurlu güveç. Yani güveç tenceresini biz hamurdan yapacağız. Ama yemeği içinde pişirmeyeceğiz. Pişmiş yemeği pişmiş yemeği koyacağız ama daha sonra da pişmeye devam edecek. Evet, aynen öyle. Hemen laf sokuyor. Aynen öyle. Onun yanında patates gratin, yok sebze gratin var. Sebze gratin kremalı. İçecek olarak hibiskus şerbeti, salata olarak mevsim salatası, tatlı olarak antep fıstıklı profiterol. Antep fıstıklı mı? Aa, üstüne sepeceğiz. İçine de koyacağım. Profiterol içi. Hamuruna mı koyacağım? Hayır, kremasını. Kremasını. Daha önce antep fıstıklı ekler yedim ama profiterol yemedim. Onu da Ayşegül Hanım'dan yiyeceksiniz. En alasından. Haydi gidiyoruz. Ben kendi açımdan çok güzelim, enerjiyim. Yani benim açımdan bir sorun yok. Bu hali çok güzel. Bunu aslında hayat felsefesi yapabilir kendine. Mendili eline, mendili verdim eline. Kara kına yollamışlar beni. Kağıdı kalemi hazırlayın. Ayşegül Hanım her zaman tarif vermiyor bu arada. Dış ses hazırlan. Size mutfakta bir sürprizim var. Allah Allah, acaba nedir? Birazdan. Merhabalar efendim. Beyefendiye gününde bayağı yüklendiler ya. Vallahi bir nasıl yüklendiler ama sana farkında mısın? Evet. Peki Ahmet Bey'in umurunda mı? Hayır, çünkü gayet yetenekli bir şef. Ahmet Bey genelde böyle sakin, sessiz, düzgün bir beyefendi yani. Ahmet bizim yanımızda sinsi duruyor. Bence komiktir, centilmendir eşine karşı, ailesine karşı, hareketlidir. Ama burada ağır sakin duruyor. Ahmet Bey'in herhangi bir sinsiliğini görmedim yani. Menüyü çok zayıf buldular. Hele ara sıcağı. Menüyü ben de sayıp buldum Ahmet Bey. Çok sürprizlerimiz var. Ben onlara söylemedim. Yani menüde saymadım. Menüde saymadım. Sürprizlerimiz var. Gözünüz gözünüz. Sakarım demiyorsun da. Çedar peyniri, şitaki mantarı. Bir dakika. Şitaki mantarları kullanacaksınız da niye hanımefendileri de söylemediniz? Bunlar içinde her şeyi biliyorlar ya. Ne mantarı olduğunu bilsinler bakalım. Şitaki mantarı nereden bilecekler Allah'ını seversen. İki gündür çorbalara çok kolay dedi ama benim çorbamın en azından içinde bir sürü malzeme vardı. Ahmet Bey bir suya makarnayı atıp pişirip önümüze getirecek. Bu kadar Ahmet Bey. Makarna ve su. Peki bu shiitake mantarı neyin içinde olacak? Ben de bilmiyorum. Yine öğrendim. Çorbanın içerisinde olacak. Peki bunu neden şimdi böyle bir farklı bir ara sıcak sunacakmışsın gibi anlattın bunu? Çorbanın içine girecek sebze zaten Ahmet abi. Ayrıca. Ya sen niye sürekli böyle bir gizemli bir şey anlatıyormuş gibi söylüyorsun? Çıldırtıyor beni. Farklı soslar. Farklı bir şeyler var. Sürekli bir gizemli gizemli anlatıyor. Ekşi. Çok iddialı konuşanlar genelde mutlaka bir azizliğe uğruyor. Salonun temizliğine başlamadan önce fincanlar toplanıyor. Ahmet Bey'in Kadir'den temizlikte iyi bir not alacağını düşünüyorum. Ahmet Bey evde temizlik yapıyor musunuz, yapmıyorsunuz? Çok az yapıyorum. Çok az, çünkü zaten ama yoğun bir adamsınız. Ben. Bu adam işten kaçta geliyorsun Ahmet abi eve? Akşam 10. Aa, akşam 10'da mı? Akşam 10'dan geliyorum. Sabah geç gidiyorsunudur ama. İş az olduğu zaman geç gidiyorum. Normalde 8-9-10. Her zaman iş az olmuyor ki. Her zaman iş az olmuyor. Bir şey diyeceğim. Ne kadar sabahtan geç gitsen de akşam eve erken gelmenin tadı hiçbir şey değil. Tabii ki. Ahmet Bey bugün çok temizlik yapamaz bence. Yani bir kere canı ağır, yavaş biri. Sonuçta bir de erkek bence çok başarılı olamayacak. Başlayalım mı temizliğe? Başlayalım. Senden cam silmeni istiyorum. Oo. Silebilecek misin? Silerim. Silerim. Ahmet abi listeyi yapamayacağı hiçbir şey yok. O zaman cama geçiyoruz. Geçelim. Sen geç camasını yırtılı, ben şey kovayı getiriyorum. Ahmet Bey bütün her şeyini başka şeflere yaptıran, profiterolü bile kendisi yapmayan bir şef, altını çiziyorum ve temizlikte kesinlikle güvenmiyorum. Al Ahmet abi. Şimdi hanımın programı izleyecek, diyecek ki Ahmet evde daha bir kere cam bezinin nerede olduğunu bile sormadın bana ama 75 bin lira için sen o camlara çıktın. Ne yapıyoruz şimdi? Fısfıs vereyim mi? Fısfısla mı silersin? Fısfıs yapalım abi. Fısfısla silersin. Temizlik erkekle kadının eşit sorumluluğundadır. Ben Ahmet Bey'in önce ıslak bezle oranın kabasını alacağını biliyorum. Hayır. Islak bezle biraz kabasını alacağız, sonra fısfısla parlatacağız. Hah işte ya. O zaman veriyoruz. Yönlendirmeye bak, göğe yönlendirmiyor. Şef Ahmet Bey'in cam silmede ne kadar becerikli olup olmadığını hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler. Ben bu mesleğin okulunu okumadım. Mutfağın en tabanından başladım. En üstte
bugüne kadar çıktım. Mesleğimi seviyorum, dekor yapmayı daha çok seviyorum. Bir insan camda bu kadar mı tuhaftır Rahmet abi? Yani hiç yakışmadın inan olsun ki. Çok sıkacağına Kadir Bey. Ev işi mi? Nankör bitmiyor. Bugün işim yok diyorum, muhakkak gözüme bir yer takılıyor. Arada böyle el attım mı da bitmiyor, batmıyor en azından. Normal bir ev hanımı mesela mutfağını terliyor, tam kanter içinde kalıyor. Ben sıkıyorum, bezimle silip geçiyorum. Herkesin de bahanesi. Kadir Bey çocuk yok, çocuk yok. Çocuğu olanların hepsinin evi batıyor mu? Çocuk hiç mi uyumuyor bu çocuk? Uyumuyor Kadir. Sizin 4 tane dedi mi Ahmet Bey? Bizimkiler hiç uyumuyor. Niye bu ülkenin çocukları uyumuyor? Düşmana karşı her daim gözlerine uyku girmiyor. Hep tetikteler. Niye uyumuyor Ahmet abi? Hasta falan mı? Yani rahat ateşleniyor mu? Herhangi bir hastalıkları yok Allah'a şükür. Sürekli uyumuyorlar. Sürekli uyumuyorlar. Ama sen geç geliyorsun ya, bence seni bekliyorlar. Beni bekliyorlar. O da olabilir. O kadar kısa sürede yapılabilecek o kadar risksiz şeyler seçmiş ki Ahmet Bey. Bunları bize yanına böyle süslemeler, işte böyle bir takım şeyler koyarak onları gözümüzü dolduracak, hoş hale getirecek. Kapatacağım ama cam görünmüyor zaten. Sanki Deniz içeri girdi ya. Deniz mi var burada? Yok mu? Ya seni Allah kahretmesin. Dikkatli bak, karşı pencereden yansıma yapıyor. Ahmet Beyciğim ellerinize sağlık efendim. Şimdi ne yapıyoruz Ahmet Beyciğim? Sürpriz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kuğu yapıyoruz. Sebzelerle. Ahmet Bey hemen kuyuya doğru koş. Önce biraz temizlik yapsaydık ya. Daha ne yapsın beyefendi Kadir? Bir de yersizsin. Tamam hadi. Şu camı hazır açmışken şuranın da bir tozuna. Bu su temiz Ahmet abiciğim. Şöyle hemen atalım bezimizi içine. Ahmet benim için pasif bir rakip. Bugün de hiçbir başarı beklemiyorum ondan. Görüyor musun? Of, bahar of, kokuyor. Of, bunu eve yaymamız lazım Ahmet abi. Geç buraya. Hiç sıkmamış ya bezliği gibi. Hayda. Ahmet abi parkelemiş içindesin. O da çok güzel diyor. Hele gelip senin evde sinekeyle sulusunu görürüm der. Kadir Bey baksın. Ne oldu? Caddeyi sildik, hele Allah'ını seversin. Bu ne ya böyle? Özellikle bu repliği çevirsinler. Bakar mısınız dış ses şaşkınlık içerisinde? Beyefendinin elini bastırmasıyla çıkan kir bu. Yemin ederim elinin ayası çıktı adamın. Kadir'cim aşağı çırpma. Yok yok, balkonun içine çırpıyorum. Ahmet Beyciğim buyurun suya basın. Ne kadar temiz olsa da Kadir Bey ikinciye çıkın ama. Bak ikinciye üçüncüye bile çıkar orası. Bir de çamaşır suyu döktüm ben ona şimdi. Bir de kurulama bezi alayım. Mıncırıp durma sen de beni. Genzim tıkandı Kadir. Alışkın değilsin ya o yüzden. Hep deterjanları elledim, affoldum ya. Ahmet Beyciğim şu benim elleri halledelim. Kendi ellerinde mi adama yıkatıyorsun? Allah kahretsin. Aralarında da kalmasın. Beyefendi harika ya. Oh. Sen şuna bak, şuna. Sanırsın yeni mefta mezar mermeri, görüyor musun? Işıl ışıl. Kadir Beyciğim banyoya koşalım hadi artık. Geldim hemen. Sedat Bey mermerimi çekin, mermerimi. Mermerimi konuş, mermerimi. Gayretime konuşma. Kadir mutfak camını son bir pıtı pıtıladıktan sonra banyoyu temizlemeye geçiyoruz. Ahmet Bey siz mutfaktaki temizliğe nereden devam edeceksiniz? Hemen mutfak dolaplarının üzerine geçiyorum. O fırça inşallah tuvalet fırçası değildir. Oraya sürüp de ta o kadar hiza mesafesine. Bunu dökeyim mi? Oraya dök, o tortuların içine girsin. Buradan hemen lavabomuzu bitirelim çıkalım. İnce giyerim ince. Pembe yakışır genceye. İnce giyerim ince pembe yakışır genceye. İnsan bir hoş oluyor kirli yer görünce. Haydi bakalım efendim. Ekranların en lezzetli zevkimiz yarışması. Kadir Ezildi'yle namarat benim de. Temizlik tüm hızıyla devam ediyor. Siz de kendinize güveniyorsanız, Kadir Bey ben o banyodan korkmam diyorsanız, o zaman hiç evde durmayın. Gelin iştahlı iştahlı temizliğimizi yapalım. Elemi kederi atalım. Haydi bakalım. Kapımız herkese açık. Oo, buraları kir götürmüş. Ya olmuş buralar ya. Hemen yağ çözücüyü getireyim mi? Ahmet Bey toz içindeki mutfak dolaplarını gelişirken Kadir de duşakabinin son dokunuşlarını yapıyor. Kadir'i de çalıştıracağım mutfakta tabii ki. Bazı işler var. Onun yapabileceği işler. Bunları ona vereceğim. Oh, ellerine sağlık. Hadi gelin aşağıya. Canın çıktı. Sana bir şey diyeyim mi? Ev sahibinin bu bayram temizliyordu. Daha bir sene yapmaz. Ne bir senesi? Taşınana kadar yapmaz. İn aşağıya. Otur 5 dakika. Tebrik ediyorum seni. Hanımın da eminim gurur duyuyordur. İnşallah evine gittiğinde bu işin seni başına yıkmaz Ahmet abi.
Şimdi o zaman meyve oymaya mı gidiyoruz, mutfağa mı geçiyoruz? Kadir'cim sen görme, sana da sürpriz olsun. Bittiğinde görürsün. Seni bir zahmet dışarı alalım Kadir'cim. Şimdiden ellerinize sağlık, sürprizini merak ediyorum. Ben o zaman üstümü değiştireyim, bir elimi yüzümü yıkayayım, o banyoyu bir üstümden atayım. Tekrar mutfakta yemek aşamasında görüşürüz. Biz de terimizi silelim. Aynen, ondan sonra devam edelim. Buyurun efendim, buyurun. Ama Ahmet Bey, önemli olan gözümüzün değil, midemizin doyması. Ahmet Bey, mideleri doyurmadan önce sanatını konuşturup gözlerimizi doyurabilecek mi? Bakalım Ahmet Bey bu ürünleri nasıl sanata dönüştürecek? Ben de merak ediyorum. Genç tepsimle muhteşem sunumlarla bir topla. Kız, bezlerim döküldü. Hadi bakalım. Ne oldu Kadir, geride kaldın bugün? Bezlerim döküldü. Her şeyimi bırakırım ama bezimi asla bırakmam. Aliye Hanım da sağ olsun eline aldı bir boş tepsi. Daldan dala dayla alarak kızım. Gider yayla alarak. Ha buyur, kargo ötüyü. Daldan dala kaçsa bakar cebine mendil elbisini takar. Susar mısın? Bak bitirmemiz lazım. Çok uzuyor, eve gidemiyorsun. Hadi baş topluyoruz hemen. Temizliğe başlamadan önce her zamanki gibi pincanlar toplanıyor. Aliye üstün körü yapacak bu. Bugün çünkü heyecanından dolayı dip köşe aklına gelemeyecek. Baştan sağma yapacak işte. Aliye kesinlikle benim kadar temizlik yapamaz. Şu dizlerim biliyor dün ne çektiğimi. Sen ev hanımıydın değil mi Aliye? Evden çalışıyorum aslında. Evden çalışıyorsun. Ne yapıyordun? İşte bugün sana çikolatalar yaptım, magnet yaptım. Onları yapıyorum, hazırlıyorum çocukların doğum günleri için. He, magnet yapıyorsun. He, magnet. Sen bana açacak mı yapmıştın? Hey, gitmişsin buzdolabına yapıştırma açacağı. Allah'ım çamaşır makinesine yapıştırmışsın ya. Ama bir şey diyeceğim. Buzdolabına... Hayır, bu adam ne yapıyorsun bu çamaşır makinesine? Buna niye yapıştırdım? Ne? Ben buzdolabını sök çünkü kremliyorum tamam, ya. Tamam, kenarına yapıştır. Onları sök, tak sök tek bana zor geliyor. Çamaşır makinesinin üstüne sodayı alıyorum, oraya götürüp açıyorum. Bravo. Uğraşamam buzdolabının üstünde. Aliye Hanım halısı ve koltuğu beyaz renkli salonun temizliğine süpürgeyle başlıyor. Bu koltuk kumaşı çok kötü. Evet, çünkü şu an süpürüyorum ve içinden bir şeyler çıkıyor. Hastane refakatçi koltuk kumaşı. Nerede olsa tanırım. Hastanelere olmaz Kadir Bey, çok leke olur bu. İşte leke oluyor o yüzden de. Hiç silinmiyor, tamam. Yıkanmıyor. Bu açılan bir koltuk mu? Şöyle arasını da alalım. Dışarısı çok güneşli ama camları o kadar kirli. Bu kattan cam sildin ha. Uçarım. Baksana. İş güvenliği yok. Camın önünde çok güzel geniş mermer var. Kız Aliye, senin beline sofra bezi bağlayayım, iş güvenliğimiz de var. Oldu. Dolabın üstü de temiz. Altına bakalım. Alt konusunda da iyiyiz. Burada ne var? Tabaklarımız. Tabii evler küçük olunca ister istemez. Yok, o da iyi görünüyor. Banyoya geçelim Kadir. Duşta kabine bakalım bak, fırının camı falan da temiz. Aliye sen onları dizi ver. Tamam. Gel biz banyoya gidelim. Hadi hadi yürü gidelim. İlk gün Aliye Hanım bana çok sataştı. Benim şahsıma yönelik çok laf söyledi. Eğer Aliye Hanım ilk gün benden hoşlanmadıysa ya da benim bir takım şeylerim onu rahatsız ettiyse keşke her gün öyle olsaydı. Önce bu şekilde davranıp sonra bunu değiştirmesi bana hiç samimi gelmedi. Aliye Hanım'ın gerçek karakterini bugün göreceğiz. Bakalım hangi karakterle gelecek. Aa! O ne? Ne oldu? Orada bir tane mavi ışık oldu, şu kabinin içine vuruyor. Hayda, ne bu saçma sapan şeyler? Lazer tutuyorlarmış gibi yukarıdan. Duşakabinin gideri, muslukları gayet güzel. Kadir duşakabini incelerken Aliye Hanım da boş durmuyor, mutfak tezgahını siliyor. Klozet de temiz. Klozetimizin kapağını kapatalım. Özel bir sifon çekerken muhakkak kapatalım. Hapşuruma etkisi gibi oluyormuş. Yok, ev sahibi cidden hanımefendi. Temiz bir hanımmış ki zaten bir de yeni taşınmış. Taşınınca da dip köşe her yeri temizlemiş Kadir. Evet, bırakaymış ya, biraz da biz temizleşelim. Ama dünkü neydi Allah aşkına ya? Aliye Hanım'ın temizliğini nasıl buldun Kadir? Geliştirmiş mi kendini? Aliye'de adaptasyon problemi var. Belki evde çok güzel iş yapıyordur. Ama program içerisinde bir adaptasyon, bir yol izleme yok. Geçen haftaki ablayı gördüm. Hiçbir şey dedim mi? Kadın gitti bir anda camı türlü sıyırdı. Girdi, sildi, çıktı, gitti. Benim istediğim de o. Öyle ki ben burayı mı süpüreyim, burayı mı sileyim, süpürgeyi bu koyayım. O zaman ben de dedim ki bu kadar açık iş yapmayı bilmiyorum. İşim bitti benim. Bak işim bitti. Yerim sakin yaptı. Fincanları makineye koydu. Ben geliyorum Aliye'cim, sen gelme. Sen gelip ne yapacak? Bıktım ya. Her şey bende. Her sorumluluk bende. Temizliği burada bitirdik efendim. Aliye Hanım'ı biliyorsunuz menüsü yabancı bir menü. Dış ses bize ana yemekten biraz şöyle ipuçları verdi. Herkes ava yaptı. Bunları mutfakta konuşacağız sonra. Çorbasını, tatlısını, ara sıcağını ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Bakın bakalım cidden bu menü iddialı mı? Yoksa sadece yabancı isimlerle şişirilmiş bir menü mü? Birazdan göreceğiz. Hadi geç. Hadi bakalım. Allah seni kahretsin. Ana!
Allah'ım, kız Elmas abla. Hırsını kadın kovadan aldı yemin ediyorum. Evet. Çatlamadı değil mi? Suyu akmasın yere. Yalnız bir şey diyeceğim, iyi ki kahve yapmamışız. Kötü müydü kahveler? Hayır, bu kadar zaten eleştirdiler şimdiden. Kahveden de memnun kalmazdı, iyi ki yorulmadım boşu boşuna yemin ediyorum. İyi ki, sağ ol Kadir'im gerçekten. Bir yağlamaya ara sıcak diyenler. Asla anlamıyorlar. Daha ne yapılacak? Börekle doyarız diyorlar ara sıcak için, yağlamaya ara sıcak diyorlar. Tamamıyla fiyasko yorumlar. Beni taşlamaya gelmişler bugün. Elmas Hanım'ın menüsü iddialı değil ama tabii ki inşallah güzel yapar. Biz de lezzetle, afiyetle yeriz. Elmas abla, temizlik yapalım seninle istiyorum. Aynen. Nereyi temizleyelim? Burası da pek temize benziyor. Kadir'cim bak, Aliye Hanım tahta silgisini koltuğun üstüne koyup orayı leke yapmış ya. Elmas Hanımcığım, hemen şöyle efendim halledelim orayı bir an önce. Önce süpürüp de mi kaldırsak yoksa? Şurayı dedi de bir halde bir kaldıralım halde bir ucunu. Hah, aynen. Elmas abla aslında bence akıllı bir kadın. Köylü kurnaz dediklerimiz tarzda vardır ya, aslında akıllı bir kadın, yani iyi bir şey demek istiyorum. Ama hep gününü oynadı. İlk gün çıksaydı vay halimize. Elmas Hanım'ı ben çok anlayamadım aslında 4 gündür. Hep söylüyorum, Elmas Hanım'ın dediği, yaptığı, söylediği hiç birbirine tutmuyor. Tamamen kendi gününü oynuyor, iyi davranmaya çalışıyor bir takım şeylerde. Ben onu çok anlayamadım ya. Ve sofranın haftasında Elmas Hanım ve Kadir Ezildi salonun temizliğine devam ediyor. Bir an önce bitirseler de şu Kayseri yağlamasının yapımına geçsek. Benim aklım menüde kaldı sayın seyirciler. Arkadaşlarım bana bugün adaletli gelmesini ben temenni ediyorum. Çünkü ben onların sofralarını savundum. İyi olanları söyledim, kötü olanları söyledim. Onlar da bana öyle davranmalarını istiyorum ama zannedersem ya 4 gündür doldular bana. Haksız yorumlarına ben müdahale ettim. O yüzden birazcık rahatsız oldular. Ne bu? Dokundun mu? Akıyor. Benim komutlarımla. Orada sebze yıkanıyor efendim. Evet. Hanımefendi köyden getirdiğinizi söylesenize. Yok canım köyde sence. Köyde bütün teknoloji köyde var, Kadir'de yok. Bir saniye, buna böyle sebzeyi basıyorsun. O kendi yıkıyor. Ben elinizi basarım. Aynen, ben de öyle. Şunu beğendim ama şu hoşuma gitti. Hı. Peki burada sayı mayı var, bu ne? O ısıtıcı, suyu ısıtıyor. Kadir sen de her tarafı oynuyorsun ama. Ona da bardak basıyorsun. En güzeli. Şu alttakini kapat. Tövbeler olsun, ne büyük teknoloji bu. Evet. Şunları geçiyorum ama şu favorim oldu. Elmas Hanım'ın temizlikte çok detaycı olduğunu düşünmüyorum. Biraz üstün kürün bir temizlik yapacak. Kadir'cim sağa solu kontrol edelim. Şimdi aspiratörümüz. Bizim şarınçal ay berbat berbat şansıma. Yani dokunmatik musluk yaptırana kadar Elmas abla kalk girek buna. Elmas Hanım ve Kadir Ezildi mutfağı temizlemeye başlıyorlar. Kadir dolapları rahat bir şekilde silebilmek için mikrodalga fırını yerinden çıkartıyor. Elmas Hanım da aspiratörün filtresini, son teknoloji ürünü çeşmede yıkıyor. Elmas abla çok su 52 derece diyor Elmas abla. Ben yapmadım, sen ayarladın. Hot mu? Sıcak kot muydunuz? Hot sıcak, hot sıcak. Evet efendim. Dışarıdan lise okurken İngilizce kursuna gittim ya, birazcık çatlat öğrendim. Çok da faydasını gördüm yani. Bir dil bir insan diye boşa dememişler. Evde oturan ev hanımları bile Mevlana'ya gelen turistlerle anlaşırsın mesela. Öğrensinler. Çocuklarınıza İngilizce olarak ne olur geri dönün deyin. Please, Junior'la. Junior çocuk demek miymiş? Devam hanımefendi. Help de help Junior'lar help. Yardım demek değil mi? Yardım edin ananıza de. Yardım edin. Ne yardım hanımefendinin eli ayağı tutuyor. Bu acıdan ızdıraptan kurtarın de. Geri dönün deyin, geri dönün. Onu bilemem ya. Kadına biraz tutma versene. Kadir sen de söyle, geri dönün de. Kadir de bence o kadar bilmiyordur. Elmas is Junior. Come here Konya. Come here Konya. Elmas is Junior. Mother. Veri deli. Yok, veri. Good değil, veri good değil. Tamam, veri. Mother is veri. No good. Hiç iyi değil. Konya help. Konya help olur mu? Konya yardım ne Konya, o? Konya yardımı çağırıyoruz. Evet, seferber ol lütfen. İngilizce'de hak ne demek? Anlayan anlamıştır. Bir de İngilizce, telin anasını ağlattım desenize. Kadir ama ben ne yapabilirim? İngilizce'de ağlamak cry. Sizin mother, bizim telin mother'ını cry'lattı arkadaşlar. Yemin ediyorum şu anda ben help diye bağıracağım. Oldu. Vallahi çok yalandan bir şeymiş. Sen onu niye öyle deve dikeni gibi yıkadın, Allah canını almasın. Ama otelin. bir çıktı. Canı ne ki o telin? Tamam, oldu. Bunu takarız böyle. Elmas Hanım sağ olsun. Sağ olun da acaba Elmas Hanım aspiratörün filtresini yamultarak gücün dosta düşmana gösterip bir yerlere mesaj mı yollamak istiyor acaba? Ben de her şeyden işkillenmeye başladım sayın seyirciler.
Hiç el sürülmemiş ne bayramda ne seyranda. Yemin ederim ki. Adam. Oraya el sürülmemiş. Kadir ve Elmas'ın mutfaktaki ayrıntılı temizliğe devam ederken bizler de Aliye Hanım ve Ayşegül Hanım'a bir kulak verelim. Elmas Hanım bence ne temizlikte ne yemekte iyi olduğunu düşünmüyorum. Elmas Hanım sabah elleriniz çok titriyordu. İnşallah yemek yaparken de o ellerinizin titremesiyle tuzları baharatları bol bol atmazsınız inşallah. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen fırınının içini arada sil. Haydi salla 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 mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Hop hop. Hop bala. Karakter olarak arkadaş canlısıyım. Birinin yanına geldim miydi çok böyle neşelenirim, heyecanlanırım. Karşımdaki kişiyi güldürürüm, pozitif enerji veririm. Ama eve gittim miydi içime kapanırım. Sessizliğe bürünürüm. Evde yani sessiz, sakin bir insanım. Telefon numaralarımızdan, sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Kapımız herkese açık ama iddiaları bekliyoruz lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Ödülü kazanırsam bu sefer kocamla tatile gideceğim. Hak etti çünkü. Tebrik ediyorum Elmas Hanım. Mutfak dolabının üstüne de, aspiratör teline de girdi. Kadın kanter içinde kaldı. Şimdi gidelim mi Elmas Hanımcığım? Ya yağ sıkıcıyla hanımefendinin yüzünü sürüyorsun. Yaz günü yeterliyor insan. Yağlanıyor yüzü. Menüyü hatırlayalım. Yağlama, patatesli börek, yuvalama çorbası, tayinli şekerpare. Evet. Kimin elinden? Elmas Hanım'ın elinden. Hadi bakalım. Soframızda siz gibi parlayacak mı efendim? Buyurun gidiyoruz. Teşekkürler. Hiç bakalım göreceğiz. Bugün büyük ihtimalle kızılca kıyamet bizi bekliyor. Elmas Hanım 4 gün boyunca hep böyle iyi niyetliymiş gibi davrandı ama bence hiç öyle biri değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.